olan çalışmalar da var. Ortalama bizimki şey, yani dünya şey. Biz Trabzon'da, Trabzon ilinde 4821 çocukta bu internet bağımlılığı sorunu, internet kullanımı oranını ortaya çıkarmak için bir çalışma yürüttük. Milli Eğitim Müdürlüğü bu çalışma içerisindeydi. Sağ olsun izinlerini verdiler. Hak Sağlık'la beraber, arkadaşlarımızla beraber çocuk nörolojisi ekibiyle bu çalışmayı tamamladık. Çalışmamızda bu sorunlu internet kullanımı oranını %17,1 bulduk. Bu oran aslında oldukça yüksek bir rakam ama diğer çalışmalara hani uyumlu bir oran. İnternet bağımlılığı ise %2,6 bulduk. Bu internet bağımlılığı dediğimiz olay şu, çocuğun bütün gün internet oyun oynama isteği olur. Kendisini bu oyundan aldığınız zaman sinirli, öfkeli bir hale sokar. Hatta aileye bile saldırabilir. Bütün gününü oyun oynama üzerine kurmuştur. Hatta öz bakım becerilerini bile aksatır. Yani işte banyo yapma, işte uyku, lavaboya gitme gibi, yemek yeme gibi bu becerileri bile istemezler. Onun yerine oyun oynamak isterler. Yalan söylemeye başlarlar. Derslerde başarısız olmaya başlarlar. Aileyle sosyal ilişkileri bozulur. Yine yalan söylemek bunları bir alışkanlık haline getirir. Daha fazla oynamak için. Yani aslında her şeyi, kurguyu sadece oyun oynamaya üzerine kurulmuştur. Bu çocuklarımızın oranı %2,6. Bu önemli bir sorundur. Aslında sorun internet kullanımı da önemli bir sorun ama tabii internet bağımlılığı ayrı bir başlık altında incelememiz lazım. Bu hastalar, bu yavrularımızı mutlaka bir tedaviye almamız lazım. Onun için de bir çocuk psikiyatrisi ve psikolog eşliğinde bunların tedavi olmaları gerekiyor. Yani kişilerin kendilerini evde bunu halletme şansları yok. Aynı bir ağır bir sigara bağımlılığı, ayrı bir içki bağımlılığı veya başka bir madde bağımlılığı gibi bir bağımlılık bu da. Beyindeki dopamin salınımını ileri derecede artırarak çocuklardaki inhibisyon, yani bunu engelleme mekanizmasında kırmaktadırlar bu oyun bağımlılıkları. Diğer bununla beraber sadece bu internet bağımlılığı sorunu yok. Ayrıyeten çocuklarda uyku sorunları var. Daha çok kilo alımları ortaya çıkıyor. Çalışmada önceden işte annenin sinirlilik oranını işte çocuğum %17 olarak sinirli derken bu pandemi döneminde %50'nin üstünde bir sinirli olarak tarif ediyorlar. Yani çocukların içe kapanık çocuklar daha önceden işte %10-15 içe kapanık, %20 içine kapanık derken çocuklarımız şimdi %40-50 oranda içe kapanık. Birazcık daha umutluyken şey yaparken önceden şimdi daha umutsuz ifadeleri var çocukların. Bu gibi çocuğu içe kapanmaya da yol açmış bu pandemi bununla beraber. Yine pandemide bu çalışmada çıkan en önemli sonuçlardan bir tanesi oyun bağımlı olan çocuklarımızda da anne babalarda da çok fazla oyun oynama isteği var. Yani 2 saatin üzerinde normal telefon dışında bu internet kullanımı veya işte oyun oynama oranı %20 erişkinlerde de. Yani bu da bir nevi ailelerin de internet bağımlısı olduğunu gösteriyor. Çocukları bu noktaya getirmemek lazım. Mutlaka sınırlı internet kullanımı olması lazım. Anne baba olarak tam çalışıyoruz, tamam para olarak para sağlıyoruz ama bunlara zaman ayırmamız lazım. Kendimize de dikkat etmemiz lazım. Çünkü bu dönem içerisinde kitap okuma alışkanlığı da belirgin olarak azalmış. Sosyal ilişkiler azalmış. Mutluluk şey azalmış. Çocuklardaki bu mutluluk seviyesi düşmüş. Ve bu dönem içerisinde çocuklar tamamen içe kapanmışlar ve sosyal izolasyon gerçekleşmiş. O yüzden yeni bir rehabilitasyon dönemi geçirmemiz lazım. Ve herkes kendi çocuklarına bu yönüyle bakması lazım. Teşekkür ediyorum.